Yusuf Has Hacip diyor ki, her sözü dinle, hemen inanma. Gönül sırrını açma, sıkıca sakla. Doğru ol, dürüst davran, iki dünyayı da kazanır doğru olan. Gönlümüzü de, dilimizi de doğru tutuyoruz. Ve Allah'tan niyaz ediyoruz ki, temennimizden çıkarken canımız, şehadet ile kesilsin son nefesimiz. Değerli milletvekilleri, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi muazzez bir huyu vardır. O zaman geldiğinde saldırganların koro halinde zehir saçan müfterilerin bilmiyorduk, farkında değildik, kullanılmışız, kandırılmışız, hatta hata etmişiz, pişmanız demelerine hiç kimse aldırış etmeyecektir. Bunların yaptıklarını ne yarına ne de yanlarına bırakacağız. Bizi cinayete karıştırmak için tezvirat üretenleri hem Allah'a hem de hukuka havale etmek vazifemizdir. İşleyen yargı sonucunu sabırla bekleyip suikastın maksat ve motivasyonunun iç örgüsünü tam anlamıyla görmek kanaatimce en doğru olanıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal ve tüzel kişiliğini bu cinayetle irtibatlandıranlar, iddialarını ispat etmezlerse şerefsizdir ve onların peşlerini asla bırakmayacağımızı bilmelerinde yarar vardır. Değerli arkadaşlarım, genel başkan olarak sorumluluk taşıdığım süre içerisinde, kendimde sır olarak sakladığım görevden alma nedenlerini yeri geldiğinde paylaşırım. Onlara şu an yandaşlık yapmış görev kaçkınlarını da o zaman tekrar hatırlatırım. Hayatları boyunca bir ülküdaşımızın elinden tutmamış, şehitlerimize rahmet okumamış, hayrı dokunmamış, dokunaklı ve güzel bir söze tesadüf edilmemiş, acımızın ve sevincimizin içinde yer almamış ne kadar haşarat varsa cinayeti malzeme olarak kullanmaktadır. Diyor ya merhum Ziya Paşa, ne günlere kaldık ey gazi hünkâr, katır mühürdar oldu, eşek defterdar. Merhum Kazım Karabekir Paşa'nın dediği gibi, öyle puslu ki hava, şeytan bile Müslüman mintanı giyiyor. Mezar başında video çekip yayınlayanlar, sürekli ajitasyon yapanlar, gözyaşı dökerken kayda aldıranlar esasen fırsatçı vampirlerdir. Ülkücülükle alakaları yoktur. Bizim vampirlerle işimiz olmayacaktır. Yurt dışında kaçak halde bulunan hainlerin, organize suç örgütü mensuplarının, mafyatik yapılanmaların, bunlara yardım ve yataklık yapan esfele safinlerin iki elimizle yakalarından tutacağımız günler de uzak değildir. Alan aldı oyuna gitti, çoban aldı koyuna gitti demeyeceğiz. Hakkımızı, hasiyetimizi ve hukukumuzu ziyan ettirmeyeceğiz. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi'ni mafyayla ilişkilendirmek başlı başına bir cürümdür, cinnettir. Ülkücünün mafyası olmaz, mafyadan ülkücü olmaz. Ülkücüden olsa olsa vatan ve millet için delikanlı olur. Müfteriden ülkücü olmaz, ülkücüden iftira ve gıybet duyulamaz. Bilmeyenlere hatırlatırım ki davamız mazlumların iç çekişidir. Davamız hak arayanların içkin sesidir. Davamız Türklüğün bayraktarıdır. Davamız hak yoludur, hakikat yoludur, Allah yoludur. Bu dava güneşi mazlum milletin, bu dava her şeyden çetin, bu yolda
dert, hüzün, gurbet bizimdir. Gerek İbn Sina, gerekse İbn Rüşd İslam felsefesinde doruk isimler arasındaydı. Bu iki büyük düşünür, aklın ve ahlakın doğru ve gerçek olanı kavradığını iddia etmişlerdi. Dürüst yönetimin temeli olarak da meşruiyet ve ahlaki sağlamlılığı göstermişlerdi. Adaleti ise toplumsal dirliğin ve düzenin esası görmüşlerdi. Bu dirlik ve düzenin özü ise insanın edep anlayışında gizliydi. Mevlana'dan Hacı Bektaş'a, tapduk emreden Yunus'a, birlik ve düzen ruhu edep ya yahu olarak ifade edilmişti. Diyor ya Yunus, gezdim Halep Şam, eyledim ilmi talep, meğer ilim bir hiçmiş, illa edep, illa edep. Edep, nefsini tanıyıp haddini bilmektir. Edep, kul olduğunu anlayıp Cenab-ı Allah'a yönelmektir. Edep, kibri kırıp tevazuya sarılmaktır. Edep, hayali ve vefalı olmaktır. Kısaca edep, güzel ahlaktır. Milliyetçi hareket edeplidir. Bundan mülhem de güzel ahlakla bezenmiştir. Hazreti Mevla ne kadar da anlamlı söylemiş. Aklım kalbime iman nedir diye sordu. Kalbim ise aklımın kulağına eğilerek iman edeptir dedi. İmansızlara itibarımız yoktur. Türk düşmanlarının kara kampanyalarına inanacak tek bir dava arkadaşım yoktur, olmayacaktır. Muhterem arkadaşlarım, bildiğimiz ayranı bilmediğimiz yoğurda hiç değişmedik. Özü itibariyle bizden olmayıp, biz gibi davranmayıp, anılarımızı, acılarımızı, bizi biz yapan hasletleri siyasi ve dünyevi çıkarlarına alet edenlere karşı her zaman dikkatli, şuurlu ve uyanık olduk. Başını ülkücünün çekmediği hiçbir olayda yerimiz yoktur. Bundan sonra da söylenecek her söz ayaklarımızın altındadır. Türk ve Türkiye husumetinden nemalanların hepsine karşı bir olacağız, hazırlıklı olacağız, adam gibi duracağız, mertçe mücadele edeceğiz, bozkurt gibi dikileceğiz, 2023 yılında Cumhur'un zaferine hep beraber ulaşacağız. Sanmasınlar bu tekerlek kalır tümsekte, yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Dilimizi kıybetten, kalbimizi hasetten, midemizi haramdan, davranışlarımızı riyadan, mücadelemizi de kem gözlerden koruyacağız. Biliniz ki asiller idare, acizler şikayet, basitler ise yalan söyleyip iftira eder. Unutmayınız, Allah sabredenlerle beraberdir. Yine unutmayınız, zafer inananların olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle alayınızı saygılarımla selamlıyor, Cenab-ı Allah'a emanet ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.